Yarışmaya başladığın andan itibaren keşke o klozetin suyunu alıp da oraya bir kire sökücü dökseydin. Senin için her şey çok kolay olacaktı. Haklısın abla, ben şu an bu kadar vakit alacağını düşünmüyordum. Hani 2 saatte yapar çıkarım, salona geçerken de oraya dökerim diye düşündüm. Hı hı. Olmuyor işte hayatım. Evet, olmadı. Evi temizlerken doğru. İlk amacımız o, hani biliyorsun. Evet, klozet çok önemli. Ayşe abla, sen az önce dedin ya Neslihan'la, dün dedin çok duygulu olduğun evet, için evet, dedin, evet. Konuşamadım evet. Dedin. Neslihan da dün senin o kadar duygulanmanı yüksek puan alma çabana bağlamış. Evet. Yani dünkü ağlama sebebin belki sana, yüksek puan verirler diyemiş. Neslihan öyle mi düşündün cidden? Ya biraz öyle düşündüm açıkçası ama burada ben de ağladım, ben de duygulandım. Ama sonuçta hemen ardından da şunu söyledim. Hepimiz buraya insanlara pozitif enerji vermeye geliyoruz. İlk amacımız bu olmalı dedim. Yani Ayşe abla o gün biraz duygu sömürüsü gibi bir şey mi yaptı senin açından? Ya biraz yaptı evet. Ama bunun altında başka bir şey anlaşılmasın lütfen. Çünkü ekranın bugüne kadar çıkan yani herkes... Yani zaten bu cümleden daha ne kadar ne çıkartırlar bilmiyorum. Ayşe, sen ne düşünüyorsun Neslihan'ın bu yorum hakkında? Vallahi hani hiç beklemezdim Neslihan'dan gerçekten. Çünkü hani Ayşe abla... Hani böyle bir acısını bu şekilde paylaşacak bir insan değil. Zaten hepimiz ne diyoruz? Biz burada karaktere bakmıyoruz, temizliğe bakıyoruz. Evet. Kadının yaşantısı bu, bu sıkıntı yaşamış. Ya üzüleyim, edeyim. Tamam amenna, çok sıkıntılı ama ben ona üzüldüm diye ya yüksek puan verecek değilim. Ama bunu gününde yansıtması biraz biz ona... Biz burada insanın kaşına, gözüne, tavrına, mimine puan vermiyoruz. Bak Kadir Bey'e... Yani kesinlikle ben ona katılmıyorum. Yani Ayşe ablanın böyle bir yaşantısını yüksek puan alacağım diye... Kesinlikle, kesinlikle. Buyur Ayşe abla. Kadir Bey, demin siz bana hani ben size ne dedim? Siz bana böyle bir sorular soracağınızı biliyordum ama ağlayacağımı hiç düşünmemiştim demedin evet, mi? Evet, evet. Dış ses de çok üzüldü, siz de çok üzüldünüz, Zeynep Hanım da çok üzüldü. Ve sen dedin ki ben hiç ağlayacağımı düşünmüyordum. Aynen, hiç düşünmüyordum, hiç beklemiyordum ama senden de bunu hiç beklemiyordum. Gerçekten ama ben de çok üzüldüm beni. Ama ben de burada bunu senin için ya, üzülüp bunu, ağladım Ayşe abla. En azından bunu demeseydin de temizliğim hakkında yorum yapsaydın ya. O kadar vicdansızsın demek ki sen. Yorum o kadar acımasızsın yani. Şimdi boş bakın. Ver, biz seni biliyoruz. Yok, vallahi acımasızsın. Ben Ayşe ablacığım, ben senin böyle biri olduğunu asla tahmin etmiyordum. Göründüğü gibi bir insan değilsin. Tamam Ayşe abla, teşekkür ederim. Sıkma canını. Kadir Bey teşekkür ederim. Puanımı veriyorum. Tabii Ayşe abla, buyur. Vedancığım özür dilerim, ne olur kusura bakma. Sıkıntı yok Ayşe abla. Çevir Ayşe abla puanını. Bir tane puanım. 2. Bu iadeyi ziyaret ben mi çünkü, yoksa cidden temizliğe mi ben? Çünkü ben kendi ailemden görmediğim ilgiyi, sevgiyi, alakayı Vildan'dan gördüm. Çok tatlı bir kız. Benim erkek kardeşim olsa ki evli şu anda bekar olsa onu alırdım. Çok teşekkür ederim Ayşe abla. Ne olur kusura bakma. Keşke iki vermeseydim. Ayşe abla. Peki ne gibi bir ilgi, bir sıcaklık gördün Vildan'dan? Çok yakın gördüm kendim onu. Yani arkadaşlık ilişkisi olarak. Aynen çok yakın gördüm. Beraber gidip geldiğimiz için de. Peki bu 2'yi sen şimdi sana 2 verdi diye mi verdin yoksa bu eve mi verdin? Eve verdim. Eve verdim. Eve verdim. 2 verdi yani diye asla bir şey söyleyeyim asla. Ama Ayşe abla temizliğini beğendim evime çağırırım dedin. Sadece puanla şimdi dediğin beğendim. Pek uymadı ama hayır, yani. Sadece mutfak dolabını beğendim. Gerçekten pırıl pırıl oldu ama, hiç yağ yok. Ayşe abla ama gerçekten bir saniye şey hani abla. Evin de genel durumunu düşünürsek tamam, yani... eksikleri var. Benim evet. Eksiklerim oldu gülüm. Dediğin gibi bu vitrin, onlar hep tozlu tozlu alınmamış ki. Şimdi mesela kendi gününde yine hani bu kadar eksik bırakmadı salonda. Ama hani Vildan mobilyaların hiçbirine giremedi, hiçbir şey yapamadı. Sadece mutfak dolaplarını değerlendirerek temizliğe hani çağırırım dedin. Yani bunda da böyle bir bence yanlış anlaşılma gibi bir şey sizin var yani. Evet. Yani o biraz, sizin görüşünüz. Tamam. Vildan'cığım koltuğu sildin mi sen bunu? Ayşe abla hayır. Tamam gülüm. Yani benim de söylemek istediğim hani o biraz böyle tezat kalıyor. Yani ben böyle bayağı verdiğiniz bir övdükten puan... sonra senden iyi bir puan evet, bekledim ben açıkçası. Ben de mesela 3 verdiniz şimdi iyi buluyorum dediniz. Onu beğenmediniz, onu beğendiniz, ona düşük puan verdiniz. Yani çok... Hayır, çelişkili ben, mi Ayşe ablanın ben, yorumları? Bence ben, mesela puanını değiştirmek istediği gün de ben, çelişkiliydi. Yani puan verirken bazı, şey bazı şeylerden evet, emin olamıyor. Tek tek bir konuşalım öncelikle. Puan verirken... Tamam anladım. Çelişkili diyorsun evet, tamam bence. Anlamayla karar veremiyor. Ayşe sen ne diyorsun? Kadir Bey o konuda ben söyleyeyim. O gün dediğim gibi yorgunluğum vardı. Evet yorgunluğum vardı. Ve hani bu 4. günümüz.
hani herkes de kabul etsin, hani bilmiyorum, ben haksızsam haksızsın Aysu deyin. Herkes bir anda konuştu, yorumları algılayamadım, bir şey oldu. Mesela Ayşe abla Neslihan'ın evini beğenmedim dedi. Haksız mıyım? Evet. 3 puan verdi. Ona geleceğim. Lafını unutma, ne olur. Size de 3 puan verdi. Ama ben konuşuyorum, bak hala aynı şeye geliyoruz. Benim günümdeki olduğu gibi. Ayşe abla benim evimi beğendiğini söyledin mesela. Evet, evet. 3 puan verdin. Evet, evet. Burada dedi ki ben adaleti sorgularım o teraziye. Onu söyleyeceğim. Anlatabiliyor muyum? Beğenmediğin eve neden? O günle mesela hani Güzin'le Neslihan birdenbire hani sana yüklendiler. Sana karşı. Mesela orada zaten ben yorgundum, daraldım zaten. Hani ekiptekiler de biliyor. Bayağı hani rahatsız oldum. Tansiyonum da var benim. Bunu söyleseydim keşke orada, değiştirecekti ben. Çok iyi hatırlıyorum. Yani tepkine göre muamele edecekti. Evet, değiştirecektim. Hayır, tepkime göre değil. Hayır. Hani söylediler ya. Abla Neslihan'ı beğenmedin, 3 verdin. Evet, beni beğendin, 3 evet, evet, verdin. Şimdi bir şey söyleyeyim mi? Buradaki adaleti sorgula derdim. Kadir Bey. Bir hani yine istediğini ver derdim ama mesela orada şey dedin, içime sinmedi gibisinden. Hı-hı, hı-hı, şey. Sadece bunu söylerdim. Ayşe abla orada iki arkadaşımızın böyle sözleriyle vesaireyle etkilendi. Yani Ayşe abla çok haklı. Ayşe'cim şunu sorabilir miyim? Şu an lütfen ama ya. Tamam. Yo yani. Ben bir şey söyleyeceğim. Tamam konuşsun, ben de sıram geldi. Şu anda konu nereden nereye geldi ben onu anlamış değilim ama. Kadir Bey, ben sadece şunu söyleyeceğim. Ben programa başladığımızda arkadaşlarımızın ikisine de 3 verdim. Neden biliyor musunuz? Peki şunu söyleyeyim Ayşe ablacığım. Arkadaşların senin puan verirken etraftan etkilendiğini düşünüyorlar. Puanlarında, yorumlarında çelişkiler ilişkili olduğunu düşünüyorlar. Başta Güzin öyle düşünüyormuş. Hı hı. Onu söyleyeyim. Devam ediyorum şimdi. Güzin senden devam edelim. Kadir Bey bir şey söyleyeyim. Onu bitireyim. Ondan sonra başka hiçbir şey söyleyeyim. Ama bugün hakkında yorum almak istiyorum Ayşe abla. Geçmiş geçti artık. Boş ver. Onu söyleyeyim. Ne o içimde kalmaz. Tamam, buyur, kurban olayım. Tamam buyur. Arkadaşlarımızın ikisine 3 puan verdim. Çünkü neden biliyor musunuz? Evler o kadar kirli ve leş gibiydi ki. Adalet. Ama peki? Benim bak, evim hepsinden beter. Hayatım, işte hayatım. Bunu diyorsun. Dinle. Hepsi diyorum. Benim kalbimi kırıyor ama. Gülüm, hepsi diyorum bak. Ayşe abla sana o gün de söyledim. Sana 3 verirsem buradaki arkadaşların bak, hakkına işte girerim diye. Ben onlara 4 verseydim sana 3 verirdim. Peki Ayşe abla şu anda kısası yaptığını söylüyor. Sen öyle düşünmüşsün. Evet, o da öyle düşünmüş. Evet. Açıkça da söyledi. 3 evet, verseydi 3 verecek miydin? Bilemiyorum. Bilemiyorsun. Peki. Evet. Ayşe abla dün ben ona 2 verdim diye bana 2 verdiğini düşünüyorum. Ama yaptığı biraz yanlıştı. Çünkü ben ona şu şekilde ona puanımı verirken şunu dile getirdim. Ayşe abla ben sana 3 versem buradaki arkadaşların hakkına girerim dedim yani. Ben kimsenin hakkını yemeye gelmedim. Bazı arkadaşlar gelmiş olabilir. Ağzını payını da alıp gidecekler burada. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.